Günlerdir süren orman yangınları ülkemizin ciğerlerini yakıyor. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların söndürülmesi adına yoğun çaba sarf ettiği yangınlarda büyük ölçüde ormanlık alan zarar gördü. Azıcık motorun. Tarım ve Orman Bakanlığı yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. Buna göre 35 ilimizdeki 130 yangın kontrol altına alındı. 7 noktada devam eden yangınlara ise müdahale sürüyor. Antalya'da 2 noktada, Muğla'da 4 noktada, Tunceli Hozat ilçesindeki 1 noktada yangın devam ediyor. Adana, Osmaniye, Mersin, Uşak, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Edirne, Kütahya, Balıkesir, Kilis, Kocaeli, Kastamonu, Sakarya, İstanbul, Hatay, Bursa, Diyarbakır, Karaman, Manisa, Bingöl, Kırklareli, Bilecik, Şanlıurfa, Aydın, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Samsun, Isparta, Çankırı ve Denizli'deki yangınlar kontrol altına alındı. Seydi Kemer Arifler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye arazözleri sevk edildi. Yangın sonrasında mahalle sakinleri de bölgeye gelerek ekiplere yardımcı olmaya başladı. Vatandaşlar kovalarla taşıdıkları sularla yangın söndürme çalışmalarına katılırken şiddetli rüzgarla yangının etki alanının büyüdüğü öğrenildi. Şu ana kadar karadan müdahale yapılan yangının sık çam ormanlarının bulunduğu bölgede etkili olduğu belirtildi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde çarşamba günü öğle saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Yangın son olarak ilk çıktığı yerden Beydin Mahallesi Taşağıl yol sınırına kadar ilerledi. Kuzeyden esen rüzgarlı hava ve yüksek seyreden hava sıcakları nedeni hızla ilerleyen yangını kontrole almak için ekipler havadan ve karadan müdahale etmeye devam ediyor. Yangında alevler metrelerce havaya yükseldi. Yükselen alevlere ekipler önce havadan müdahalede bulundu. Ekipler yangına sahanın engebeli olması nedeniyle karadan müdahale etmekte zaman zaman zorlandı. Öte yandan ekiplere yardımcı olmak isteyen bölge halkı da adeta seferber oldu. Mahallenin gençleri bir yandan ekiplere su ve yiyecek dağıtırken bir yandan da hortumların taşınmasında yardımcı oldu. Bir itfaiye eri ise namazını orman yangınının hemen devam ettiği alanda kıldı. İtfaiye erinin bu davranışı vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı. Havanın kararmasıyla yangına müdahale karadan devam edilecek. Yangının ilk çıktığı noktalardan biri olan Kalemder Mahallesi çıkan alevlerle yerle bir oldu. Yerleşik yabancıların da yaşadığı mahalledeki tüm evler yandı. Restore edilen birçok taş ev ve ahşap yapıların yıkıldığı görüldü. Savaş alanını andıran mahalledeki görüntü havadan drone ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.